Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Namamra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cezayir ve Türkiye arasında stratejik bir işbirliğinin söz konusu olduğunu belirten Namamra, iki ülkenin Cumhurbaşkanları Abdülmecit Tebboune ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmeleri ve anlaşmaları neticesinde bu durumun meydana geldiğini aktardı. Namamra, Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınına rağmen bu hedeflere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Türkiye ve Cezayir'in vizyonu geniş bir ortaklık yürüttüğünü vurgulayan Namamra, birçok sektörde yatırımlar yapıldığına, iki ülkenin ekonomik imkanlarının ve potansiyelinin fazla olduğuna dikkati çekti. Namamra, işbirliğinin tarım, maden ve turizm gibi iş kollarında ilerletilebileceğinin altını çizerek, Türkiye, bu üç sektörde engin tecrübeye sahip bir ülke. Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanarak iki ülke arasındaki bu alanlarda işbirliğini genişletip yeni ufuklara doğru yol alabiliriz değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde Cezayir ve Türkiye'nin çabalarını uluslararası arenada birlikte devam ettirme arzusu içinde olduğunu vurgulayan Namamra, dünyada çözümlerin üretilmesi, gerginliklerin azaltılması ve yok edilmesi konusunda ortak çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Namamra, bu çerçevede Filistin meselesinin başlıca konulardan biri olduğuna ve Cezayir ile Türkiye'nin bu konudaki görüşlerinin uyuştuğuna dikkati çekerek, tek arzumuz başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması ifadelerini kullandı. Namamra, Cezayir ve Türkiye'nin bu konuda ortak arzuyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.